Hepinize merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmadığım bir şeyi yapacağım bugün. Pardon. Asıl düğünüzde basmıyormuşum. Bugün pazar rutini çekiyorum. Uzun zamandır pazar rutini çekmemiştim. Tam bir günü birlikte yaşayacağız. Şu anda Esila'nın bisikletini aldım. Ve markete evdekileri simit ve ekmek almaya gidiyorum. Yani beraber gidiyoruz. Gidelim. Hava çok güzel tabii ki de, her zamanki gibi mis. Şimdi kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra ne yaparız hiç bilmiyorum. Belki bir market alışverişine gidebiliriz. Daha detaylı bir market alışverişine. Ay, bisiklet nereye gidiyor? Neyse, şimdi fazla çekmeyeceğim. Belki biraz yolu çekerim. Markette görüşürüz. Markete geldim ama var ya, çok yoruldum ya. Bacaklarımı mahvetti bisiklet. Var ya, resmen böyle acıdı yani. Çünkü yokuşlu bir yoldu. Markete gidiyoruz. Hemen bir su içmek istiyorum çünkü. Çıkmış. Bunu Esila'ya aldım. Denilsin. Havuz başında içsin diye. Bakalım beğenecek mi? Şimdi simit poğaça reyonlar. Süngerim yani. Evdeki de bayağı kirlenmişti. Bundan bir tane alsam hiç fena olmaz. Evde tel topu kıtlığı var, bir tane tel topu aldım. Bu maskeler çok iyi. Fiyatı da 7 TL. Bunlardan kullanabiliriz. Kendime böyle bir göz maskesi aldım. Bunu böyle soğukunda soğuk olarak kullanıyorsun ya da sıcak olarak kullanıyorsun. Göz şişkinlikleri, yorgunluklarını, başın ağrı, halkalarını, gölgelerini yenmemle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle sabahda benim gözlerim çok şişiyor ya. Soğuk olarak bunu böyle uygularsam iyi gelir. 20 TL fiyatı. Şöyle bir makyaj temizleme konumu aldım. Yemek olarak böyle. Şimdi bunları ödeyip gidelim. Aldım şimdi. Yükledim sepetime. Şimdi bisikleti bağlamıştım buraya, kilitlemiştim. Çözelim ve eve gidelim. Eve geldim. Şimdi en çok neyi merak ediyorum? Biliyor musunuz? Şeyi merak ediyorum. O maskeyi hemen buzluğa atacağım ve gözlerime takacağım. Can, gel bak, bir maske aldım sana, göstereyim. Esile, gel bak, sana şunu aldım. Umarım seversin. Şundan aldım. Bak bakayım Esileciğim, sevecek misin? Bu sütlü, şeyli, çikolatalı, kokonatlı bir şey. Sever misin? Güzel, severim. Bir de şundan aldım Esile. Bu benim göz altlarım çok şiş oluyor ya sabahları. Aldım ama sence bu bana iyi gelir mi? Bakayım. Bunu soğutuyorsun. Bundan görmüyorum, iyi gelir. He, jeller var içinde. Anneannemde jeller var. Evet, şöyle gözüme koyacağım onu Can. Nasıl olur? Oo, çok şık, çok güzel, çok güzel. Çok tatlıymış. İçinde baksana şeyler var. Kristaller var. Bunlar sopadan çok iyi değil mi? İşte, ay, şimdiden bile iyi geldi vallahi, şöyle bastırması bile iyi geldi Can. Bu böyle donacak. Tamam mı? Ondan sonra ellerimi yıkadım ben bu arada. Dışarıdan geldim. Şöyle gözümde duracak. Şişlikleri alsın diye. Nasıl evet, olur? Çok güzel ya. Bak migren ağrılarına falan da çok iyi geliyormuş. He. Vallahi bak üstünde yazıyor. Göz şişkinlikleri diyor. Göz halkalarının gölgeleri diyor. Baş ağrısı, migren falan. Neyse at buzda. Ay, gözüm ben hala açamıyorum. Cihancığım müthiş bir kahvaltı hazırlamış. Tabii ki de anne kuş markete gidince kahvaltı baba kuşa kaldı. Evet kahvaltımızı gösteriyorum. Pazar kahvaltımız. Tabii ki de pazar olduğu için simit yiyorum. Haftanın her günü yemiyorum. Esila'nın waffle'ı var. İşte bu kadar. Şu benim en sevdiğim biliyor musunuz? Patlıcan salatası. Domatesleri nasıl yapmışım? Süper yapmışım tatlım. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Vallahi şu kahvaltı şu anda var ya. Hiçbir şey değişmem yani. Suna bu çikolatalı kız. Ne o? Saçmalama. Ay ben onu zeytinli diye aldım kuzu. Yazıyordur üstünde onun. Hayır yazmıyordu. Zeytinli bölümündeydi. Onu Esile yesin o zaman. Esile daha çok sever öyle çikolatalı şeyleri. Hepsi mi acaba aynı? Cihan 40 yılın başı sana bir iyilik yapayım dedim. Onu da yapamadım ya kuzum. Hmm. Gerçekten ikisi de mi çikolatalı? Saçmalama be. Olamaz ya Cihan. 40 yılın başında bir markete ama gittim. Ama olamaz ya. Ama ben diyorum beni sabahları sokağa salmayın bundan sonra. 40 yılın başına bir markete gittim. Sözde bana zeytinli alacaktım ama. Şimdi bir tane böyle yeşil oje sürmüştüm. Fakat sevmedim ben bunun tonunu. Çok böyle soluk durdu. O yüzden de kendime French yapmaya karar verdim. French için değişik bir taktik deneyeceğim şimdi. French nedir? Bilen var, bilmeyen var. Hani böyle tırnak ucu beyaz duruyor da işte diğer taraflarda ojeli duruyor ya ondan yapacağız. Fakat pratik böyle kağıda döküyorlar. Ondan sonra çok kolay bir şekilde yapılıyormuş. Deneyeceğiz, birlikte deneyeceğiz. Bakalım olacak mı yoksa olmayacak mı? Olmazsa ben bildiğim yöntemle yani bildiğin fırçayla süreceğim. Biz şimdi hazırlanmaya başladık. Hazırlanıyoruz. Ablamla görüştüm. Ablamlara gidecektik zaten. Kahve falan içmeye. Sonra yemeğe gitmeye karar verdik. Saat 4.30 gibi ablamlarla buluşup birlikte yemeğe gideceğiz. Güzel bir mekana gideceğiz. Ablam öyle söyledi. Ben daha önce gitmedim bilmiyorum. Ablamın dediğine göre güzel böyle tam benim için uygun yani doğa kadınına uygun bir ormanlık alan içinde bir restoran olduğunu söyledi. Umarım hava yağmur falan olmaz da gidebiliriz. Biraz rüzgarlı şu anda. 2 gündür bayağı rüzgarlı. Bakalım kısmet diyorum. Umarım güzel olur da gidebiliriz. Ben böyle çok kapalı mekanları sevmiyorum çünkü. Ojeleri temizledik. Şimdi ne yapacakmışız biliyor musun? Ben şöyle kamerayı hemen buraya çevireyim bakalım olacak mı? Şimdi böyle ojeyi ne yapıyor biliyor musunuz? Gördüm ben böyle yapıyorlar. Şöyle bir sıra sürüyor. Mesela şu tırnağı şöyle yapıyorlar vallahi. Yani tırnağının şeyi kadar, ucu kadar işte. Olabilir mi? Olabilir aslında pratik. Ama çok kalın. Mesela şu çok kalın oluyor. Şu oje yeri dur. Mesela şurası çok kalın oje oldu. Çok zor kurur. Ben bu kadar kalın sürmezdim. Çok da bayılmadım açıkçası. Neyse şimdi temizleyelim. Bir de benim taktiği deneyelim. Evet benim taktik daha iyi oldu. Şöyle. Hem daha kolay kuruyacak. Daha ince. Hem de daha çabuk. Şimdi üstüne de böyle şeffaf oje geçeceğim. Ben bunları bitireyim. Ondan sonra döneceğim size. Makyaj yapacağız. Hazırlanacağız. Çok güzel oldular. Basitçe yaptım. Üstüne de işte bir şeffaf oje sürdüm böyle. Şimdi birazcık yüzüme gözüme makyaj yapacağım. Size bir iki bir şey göstermek istiyorum. Ben bunu kullanıyorum yüzüme baz olarak. Farklı bir şey kullanmıyorum artık. Böyle bazlar falan kullanıyordum ama hiç gerek yokmuş ve bu mesela o bazlar benim makyajımı temizledikten bir iki gün sonra yüzüme şey yapabiliyordu. Sivilce yapabiliyordu. Ama bu yapmıyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Ve pantolon bu kremi gratis'te 32 liraya mı ne almıştım. Zaman zaman bunların daha büyükleri oluyor. Set oluyor. İndirime giriyor falan. Çok memnun kaldım. Memnun kaldığım bir şey de size söylüyorum. Günlük yüz bakım kremi olarak da çok rahat uygulayabilirsiniz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Flormar'ın bunu da göstermiştim size. Kullanmamıştım ama o zaman yeni almıştım çünkü. Bu Flormar 24 saat pardon çok özür dilerim 12 saat dayanıklı. Cidden de dayanıklı. Ben bunu çok çok sevdim. Ve mutlaka size tavsiye ediyorum, bir fondötene ihtiyacınız varsa. Ben 102 numarasını kullanıyorum. Bej rengini kullanıyorum. Bana çok iyi geliyor tonu. Zaten birazdan göreceksiniz. Şu şöyle tekrardan gösteriyorum. 47 liraydı fiyatı ben aldığımda. Bir fondötene ihtiyacınız varsa bunu alıp kullanmanızı tavsiye ederim. I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Şimdi göz makyajım bitti, yakından gösteriyorum. Bu şekilde şeftali tonlarında bir far kullandım. Eyeliner'ı çektim. Rimel sürdüm. Şimdi şu son kalan dişimi fırçalamıştım. Az önce fırçalayamadım. Cihan duştaydı çünkü. Son kalan birkaç yere tekrar krem. Üstünü fondöten aldık. Bitti. Hazırlandım. Makyajımın son hali bu şekilde. Görüyorsunuz. Şeftali bugün beyazla böyle soft uyusun diye. Saçlarımı böyle salaş düzleştirdim ve bıraktım. Beyaz tişörtümü giydim. Siyah taytımı, beyaz çorap çünkü beyaz ayakkabı, beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Bu çantayı alacağım. Bu şekilde. Olur mu? Olur. Neden olmasın değil mi? Çünkü şuradaki renkle buradaki renk uyumlu diye. Böyle olmayı tercih ettim. Şimdi çıkalım. Şimdi yola çıktık. Cihancığım burada. Esilacığım burada. Merhaba. Ablamlarla buluştuk. Ablamlar da öndeki arabada. Şimdi böyle arkalı önlü gidiyoruz. Ben çok merak ediyorum gideceğimiz yeri. Umarım güzeldir. Bence güzel ama onlar kötü bir yer tercih etmez zaten. Orada görüşürüz. Görürüz şimdi. Size birazcık yolu çekeyim. Ablamlar önde, biz arkalarında, onları takip ediyoruz. Ormanlık alan bir yerlerdeyiz. Doğa kadını olduğumu biliyorsunuz zaten. Niye bu kadar güldük bu doğa kadını olayını biliyoruz. Yani gerçekten komik. Yani, Instagram'da. Bir dakika ben söyleyeceğim. Yapmayın bunu. Hani bir hashtag var diye bir ara yapmayın bunu diye. DM'den yani gerçekten çok enteresan mesajlar alıyorum. Bir gün bunların da videosunu mutlaka çekeceğim. DM'den bana yazmışın. Cihan da yanımda. DM'lere bakıyoruz bazen beraber. Her zaman değil. Yazmış ki bana şimdi orman resmi yollamış adamın biri. Ondan sonra işte park resmi böyle otlak, çayır resmi falan. Bir de en sonunda bir tane semaver resmi koymuş. Çay var üstünde, çaydanlık var. Çayı da çok sevdiğimi herhalde takip ediyor, biliyor. Bir de telefon numarasını yazmış. Tamam, doğa kadınıyım, çayı seviyorum. Telefon numarası ne mana? Yani şey demek istemiş herhalde. Beni ara, gel doğada çay içelim. Yani hiç olacak şey mi Allah aşkına? Aha bak adam yanında evli. Anladınız? Yani ben sosyal medyanın içindeyim ama çok seviyorum yani YouTube işini çok sevdiğim için buradayım. Başka hiçbir amacım yok. Sizin de başka amacınız olmasın lütfen. Komik oluyor ve yakışmıyor. Evli barklı millete sarkmayın yani. Daha ne diyeyim ki ben? Hoş değil. Gerçekten hoş değil. Sanırım mekana varmak üzereyiz. Mekanda buluşalım. Bir şey fark ettim. Kemer takmayı unutmuşum ya. Cihan da hiç beni uyarmıyor. Zaten böyle ben yapıyorum yani böyle dalgınlıklar ve unutkanlıklar. Hemen fark edince hemen taktım ama Allah'tan çok uzun bir mesafe yola, yani böyle ara sokaktaydık zaten. Ana yola çıkmamıştık. Fark ettim ve taktım. Onu da dipnot geçeyim dedim yani. Hala yoldayız, gidiyoruz. Yarım saatlik bir yoldan sonra geldik. Adı neymiş? Çamlık et lokantasıymış. Bakacağız bakalım çamlıklar arasında mı? Cevizlikler arasında mı? Orman kadını geldi. Hey! Orman kadını geldi. Çamlık. Mekan güzel ha. Tam ormanlık alan. Aman 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 aman, tam sevdiğim gibi. Ahşap evler falan, fıstık. Orman. Hadi inelim. Mekan çok güzel, mekanı çok sevdim. Tam bana göre orman kanunları, orman kadını, ormanda. Ve kızlar şu an hamakta. Hemen keyif. Yaz o ikinizi taşıyacak mı? Taşıyacak. 500 kilo adamı taşıyacak. Okuyor. Bak orada ayaklar biliyor. Vallahi çok güzelmiş. Şöyle genel bir göstereceğim ben size. Abla bir fotoğraf çeksene beni orada. Çekeyim, nerede? Orada hamakta. Gel. Almira yardım et. Küçük dur şimdi. Bir hamakları vardı, hatırlıyor musun? Ay ya, kabus hamak. Esila'nın kabus hamağı. Ama şöyle geleyim. Bir dakika yapacağım. Esila ve Almira şu anda macera peşindeler. Sen o ayağını yana, sen de bu ayağını yana. Bu şekilde aynen, bak. Aynen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim bak. Şu pozu görün şu anda, ben bulursam bebeklik resmini koyacağım ekrana. Aynen bu şekilde bebekken duyuyorlardı. O resmi vursam koyacağım ekrana. Şimdi hamak Esila'nındı. Evet. Biz size geldiğimiz zaman Almira inanılmaz Esila ile yan yana atmak istiyordu. Evet. Esila sallanmadan uyuyamıyordu. Ve biz onları yan yana tıkıştırıyorduk küçücük. Evet. Tam bu pozisyon. Sıla'cığım kesinlikle bul o resimleri ve göster. Çok komikti. Saatlerce Cihan sallıyordu onları uyumaları için. Aynen böyleydi. Almira çok direniyordu ama Almira uyumuyordu. Almira'nın uzun bacakları bir türlü sığmıyordu. Evet, şu an bak o resimleri mutlaka bu ekrana koyacağım. Esila'nın bacağıyla. Şimdi birazdan gidelim, yemeklerimizi sipariş edelim. Gerçi beyler ayarlar ne yiyeceğimizi de. Kesinlikle. Evet. Oh, hayat nasıl? Bize güzel. Çok güzel vallahi. Güzelmiş burası. Tavsiye ediyor muyuz mekan olarak? Ediyoruz. Mekan olarak ediyoruz. Bir de lezzete bakacağız tabii. Değil mi? Evet. Allah'ım Allah'ım, akşam güneşi sen kime vurduğunun farkında mısın böyle? He? Farkında mısın, akşam güneşi kime vuruyorsun? Bize ne vurur? Nasıl da kendimi övüyorum, görüyor musunuz? Neyse, güzeliz tabii, Allah'a şükür. Rabbim her şeyimizi tam yaratmış. Şimdi biz mekandan çıktık, güzel bir yemek yedik. Tavsiye ediyor muyuz? Ediyoruz. Ediyoruz çünkü lezzetliydi, etleri güzeldi, köftesi güzeldi, salatası güzeldi, her şeyi güzeldi yani. Hatta oraya haftaya kahvaltıya gelmeyi düşünüyoruz. Pazar günü kahvaltısına. Yine bir pazar rutini olarak onu da çekerim isterseniz. Yani böyle çok masayı, çok böyle etleri çekmedim. Gerek yok yani o kadar da her şeyi göstermeye. Ama tavsiye ediyor muyum orayı ben? Önemli olan bu. Tavsiye ediyorum. Şimdi çıktık. Almira'lara gidiyoruz. Tatlı alacağız. Kızlar tatlı istiyor oraya giderken. Ondan sonra orada bir tatlı faslı, sonra evimize geçeceğiz. Ve pazar rutininin finali gerçekleşmiş olacak. O zaman Almira'larda görüşürüz. Bye. Almira'nın kanalı da var bu arada. Hep soruyorsunuz bana. Almira'yı görünce benim videolarımda. Vanilya TV'yi takip edebilirsiniz. Zaten değişti, Almira Oğuz oldu. Değiştirdin mi adını? Değişti. Tamam, daha iyi yapmışsın. Almira Oğuz yapmış kanalın adını ve ayda birkaç tane paylaşım yapacak. Yani her gün bizim gibi böyle sık olmasa, çünkü o bu sene LGS çocuğu, LGS kızı. Evet, LGS'ye hazırlanacak Almira. Arada bir video yükleyecek. Evet. Almira'larda görüşürüz. Geldik. Ay bakar mısınız Vanilya nasıl duruyor Esila'yla? Bak ayağı dikildi. Allah'ım çok seviyor Esila'yı galiba. Beni seviyor mu? Çok seviyor bence. Çok yakışıklı. Çok yakışıklı olmuş. Canım. Babam sevinçten deliriyor. Ama yok ki burada bunun anahtarı. Ne? Dışarıda mı kaldı? Hayır, buradan geldi. Saçmalama. Araba? Kumanda da yok. Her türlü burada kalacağız. Ha biz yürüyerek geleceğiz. Annesi yoktu Almira'nın şu anda. Arkadan geliyorlardı. Anahtar da onlarda. Bu siyah kapının vardı da annen ya. Yok. Şimdi biraz dinlendik. Vanilya'yı ablamla birlikte gezdirmeye çıkardık. Size şimdi birazcık Vanilya'yı göstermek istiyorum. Vanilya çılgınlar gibi. Sokağı çok özlemiş. Her ne kadar ablam onu günde 2 defa gezdirmeye de çıkarsa, tabii ki hayvanlar özgürce gezmeyi çok seviyorlar. Bakalım Vanilya neler yapıyor. Ne yapsın, ablamın peşinden koşturuyor böyle. Yo, ben onun peşinden koşuyorum. Evet diyorum ya, seni peşinden aynen koşturuyor. Sürekli koşuyor. Gel Vanilya. Onlar ne öyle yerde Vanilya? Elma. Aa, ne kadar minnaklar. Evet, ağaçtan düşmüşler. Aa, elma ağacı bu. Evet. Abla ne güzel minik minikler böyle. Evet, Amasya elması. Yaz elması, Amasya elması. Çok evet, tatlı. Son sesten bakalım ona. Vanilya. Vanilya. Bekle. Vanilya. Bekle. Vanilya bekle. Bekle, bizi bekle. Sen ne kadar akıllısın böyle. Beni bırakın diyor. Beni bırakın, ben koşturacağım. Biz de onunla birlikte yürüyüş yapmış oluyoruz. Akşam yürüyüşü. Şimdi aynen. Evet, biz şimdi Vanilya'yı gezdireceğiz. Ondan sonra yaklaşık işte yarım saat 45 dakika sonra biz artık eve geçeriz herhalde diye düşünüyorum. Ondan sonra da öyle işte evde takılırız, televizyon falan izleriz 1 saat kadar. En geç 12-12.30'da yatıyoruz artık. Öyle 3'lere 4'lere kadar falan oturmuyoruz. Malum bir hafta sonra Esila'nın okulu açılıyor çünkü. Yani son bir değişiklik yok, son değişik bir haber yok. Okullar açılacak deniyor. Açılmayacağı konusunda kimse bir şey demiyor daha. Biz de hayatımızı şu anda ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz ki okul başladığında bir adaptasyon sorunu yaşamamak için daha erken yatmaya çalışıyoruz en azından. Çünkü artık erken kalkmaya başlayacağız. Benim en hoşlanmadığım şey, birçoğunuz biliyordur zaten, erken kalkmak. Neyse, videom bu kadardı. Başka bir pazar rutini videosunda tekrar görüşmek üzere. Öptüm sizi. Bay bay.